Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir Java User Group İstanbul etkinliğine başlıyoruz. Şimdi özellikle bugün Event Driven Design etkinliğini çok uzun zamandır yapmak istediğim bir etkinlikti. Bugüne kısmetmiş. Bu etkinliği Java User Group İstanbul, Domain Driven Design İstanbul ve Emlakjet Meetup grupları ile birlikte gerçekleştiriyorum. Bildiğiniz gibi ben Java User Group İstanbul liderlerinden birisiyim. Benimle birlikte 3 arkadaşımız daha var. Ekstra Domain Driven Design ile ilgilendiğim için DDD İstanbul Meetup grubunu oluşturdum. Bir de Emlakjet'te şu anda takım lideri olarak çalışmaktayım. Bu etkinlik içerisinde hem biraz event storming yapacağız, hem Emlakjet'te event driven design'ı nasıl uyguladığımızı göreceğiz. Bir de benim yaklaşık bir 10 sene önce kurguladığım bazı kodlar var. Özellikle bu event driven design'ı nasıl kurguladığıma yönelik. Streaming sponsorumuz Jakarta'yı Crowdcast.io üzerinden sunuyoruz bu etkinliği. Daha önceki etkinliklerimizde direkt browser üzerinden screen capture yapıyorduk. Bugün ilk defa bir OBS isminde bir tool kullanarak şu anda direkt bilgisayardan canlı bir şekilde streaming yapıyoruz. Bu yüzden görüntü kalitesi daha iyi olacaktır bu oturumda. İlk başta ben bu etkinlikte biraz daha ters gideceğim. Yani önce sunum, sonrasında demo değil. Önce demo, sonrasında sunum yapacağım. Event diyoruz. O zaman event storming ile etkinliğimize başlayalım. Burada hızlı bir event storming, zaten yapılmış olan bir event storming'i göstereceğim. Ama onun öncesinde size daha önceden DDD İstanbul'da yaptığımız bir event storming etkinliği vardı. Onun YouTube'da bu kaydımızı izleyebilirsiniz. Şimdi burada klasik olarak Domain Driven Design'da event storming başlarken hazır bizim agent'ımız var. Burada aggregate kısımlarına girmeyeceğim. Root aggregate'lerdir, bounded context'lerdir, nasıl yaratılıyor, buna girmeyeceğim. Sadece problemimiz belli, bir chat uygulaması yapacağız. Bu chat uygulamasında global bir chat olacak. Yani özel private room'lar olmayacak. Bütün room'lar public ama bir room üzerinde istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Bu chat uygulamasına giriş yapan kişi de tüm herkesi görebilecek. Özellikle hani event storming'e başlarken bir başlangıç eventi gerekiyor. Bu chat uygulamasında da başlangıç eventini message sent olarak belirleyebiliriz. Şimdi bu message sent'i mesajı gönderdiğimiz zaman aslında bu mesajı gönderebilmemiz için de bir login işlemi gerekiyor. Yani username'imizi girmemiz gerekiyor bizim. Buradaki mavi olan kartlar comment kartları. Bu comment kartları daha çok kullanıcının etkileşime geçtiği form olarak düşünebilirsiniz. Daha sonrasında bir event gerçekleşince trigger olduğunda bunu dinleyen bazı listener'lar var. Bunlardan bir tanesi işte notify all users policy'si. Burada business kuralları koyabilirsiniz bu mor kartların içerisine. Yani o chat uygulamasına giriş yapmış tüm kullanıcılar bilgilendiriliyor. Onların da kendi online user bölümünde bu yeni giren kişiler listeleniyor. Burada da şey demişiz zaten policy de display online user except me. Benim dışımdaki herkesi göster. Daha sonrasında bir chat room oluşturabiliyor giriş yapan kişi. Yine bir UI komponenti var, formu var. Oradan chat room'unu, chat odasını oluşturabiliyor. Tabii chat odası oluştuğunda o sisteme girmiş olan tüm herkese o chat odasının oluşmasını istiyoruz. Bunun için de chat room created eventi sonucunda işte display chat room policy işleyip sonrasında da chat room displayed event fırlıyor. Mesaj gönderildiğinde bir policy işliyor. Nedir bu policy? Check message not stop word. Bu policy şunu yapıyor. Eğer ki gönderilen mesajın içerisinde bad word varsa, stop word'ü varsa bunu tespit ediyor. Ve buna göre de işte message'ın accepted olup olmadığını veya message'ın denied olduğunu belirleyen bir mekanizma var. Eğer accepted ise accepted eventini fırlatıyor. Ve bunu dinleyen diğer kullanıcılar da bu mesajı ilgili odasında gösteriyor. Bir de başka birisi tarafından bir mesaj alındığında benim fokusta olmadığım diğer kutuda mesaj sayısını arttırmam gerekiyor. Halihazırda şu anda okunmamış, yeni gelmiş mesaj sayısını göstermek için. Bir de eğer ki o kutuya tıklarsam fokusta olduğumda da gidip o mesajları
okuduğum anlamına geliyor. Message read eventini fırlatıyorum. Bu message read eventini fırlattığımda da bir o kutudaki sayıyı okumamış mesaj sayısını azaltmam gerekiyor. Bunun sonucunda unread message count decreased eventi fırlıyor. Bir de mesajı gönderen kişi o mesajın okunup okunmadığına dair bu message read eventini dinleyerek gri olan bullet'ı veya batch'i yeşile çeviriyor. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Bu WhatsApp'taki tikler gibi düşünebilirsiniz. Kısaca event storming bu. Scope küçük olduğu için, case'imiz küçük olduğu için buradaki event sayımız da küçük. Bunu yaptıktan sonra bir de biraz mimariden ben bahsedeyim. Şimdi az önce söylediğim bazı şeyler vardı. Bir browser'dan bir mesaj yazıldığında benim API'ma bir send rest request'i yapılıyor. Ve bu server tarafında bu mesajın içerisinde bad word olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer ki yoksa aynen devam ediyor. Eğer ki bad word yoksa o zaman message sent eventini orada durduruyor. Artık message failed eventini fırlatıyor. Ve diyelim ki message sent eventi fırladığında buradan tekrardan tüm browserlara bu message sent eventi gelip gerekli gösterimler yapılıyor. Şuraya sormuşum neden REST service çağrılıyor. Yani bu event driven design'de veya event sourcing'de bir schema registry diye bir pattern var. Bu gönderilen mesaj template'inin veya içeriğinin formatının tüm yapılar tarafından işte C#'ta yazsanız, .NET'te yazsanız, Python'da yazsanız ortak bir formatta ve anlaşılır olması gerekiyor. Parse edilebilir olması gerekiyor. JSON'ı oluştururken işte bu şu tiptedir, bu string tiptedir, bu local date time tiptedir diye bir schema'yı oluşturmam gerekiyor. Şu anda onu desteklemediğim için mecburen aldığım mesajı direkt REST servisi üzerinden gönderiyorum. Read kısmında ise diyelim ki bana mesajlar geldi ve ben ilgili chat paneline odaklandım ve bunun sonucunda da bir read eventi gerçekleşiyor. Trigger etmeden önce read REST servisini ben çağırıyorum. Ben artık mesajlarımı okudum diye ve server read message read eventini fırlatıyor. Şuradaki beşgenler WebSocket'i gösteriyor. Yani browser ile server arasında bir WebSocket var. Şu kırmızı kutularda aslında bir lojik var. Yani browser tarafında bazı lojikler var. İşte doğru chat panelinde mi ben bunu gösteriyorum? Kontrolünü yapıyorum. Mor kutucuk ise sadece nerede var? Read, unread 5'te var. Başkası mesajı okuduysa, yani bu message read eventi bana değil başkasına ait ise gidip gerekli aksiyonları alıyorum. Şimdi burada ne yapmışım? Chat paneline tıklandığında unread message count 0'dan büyükse message read eventini fırlatmak için read REST servisini çağırmışım ve bunu bütün browserlara göndermişim. Aksiyonumuz bu. Ekstra bir batch komponentim var. Bir de read unread komponentim var. Bu komponentlerde bu eventi dinleyip gerekli aksiyonlarını alıyorlar. Kısaca uygulamanın akışı bu şekilde. Şimdi iki tane browser açtım. Bir tanesi Chrome, bir tanesi Firefox. Buraya username olarak Taner giriyorum. Buraya da kızımın ismi Arya gireyim. Evet, burada Arya kişisinin sign-in olduğu eventi geldi bana. Hemen bir chat room ekliyorum. Bu tarafta da hemen burada oluşturduğum chat room diğer tarafta da oluştu. Buradan ben mesaj yazdığımda hemen baktığımızda Arya'da okunmamış bir mesaj olduğunu görüyoruz. Tıkladığımda on focus olduğumda mesaj kutusuna bir read message read eventi oluşuyor. Tetikleniyor. Ve 1 olan sayı 0 oldu. Şurada da şu kutucuk gri'di aslında. Hemen tekrardan gönderelim. Gri'di arkadaşlar. Ben buradan giriş yaptığımda okuduğumda hemen yeşile döndü. Bayağı bir arkadaş katıldı şu anda. Uygulamamız bu aslında. 4-5 tane eventten oluşan bir
uygulama. Hemen isterseniz yazışmalar var mı? Herkes bir chat room oluşturdu. Şimdi buradaki kodların nasıl işlediğini ben size göstereceğim. Burada React.js uyguladım. Her bir komponent React komponent aslında. Ama herhangi bir Redux, Saga gibi bir middleware kullanmadım. Sadece benim oluşturmuş olduğum bir, ondan da bahsedeyim. github.com/tanerdiler altında EventBus.js ve JEventBus repolarım var. Burada React tarafında EventBus.js'i kullandım. Bunun da bir de NPM tanımı var. Burada da sizlerden destek alabilirim açıkçası. Birlikte bu repoları birlikte geliştirebiliriz. Application uygulaması içerisinde benim işte bir login panelim var. Event log panelim var. Eventlerin aktığı, gösterildiği. Kontakt panelim var. Login olan kişilerin gösterildiği. Chatroom container ana komponenti var. Bunun içerisinde de eklediğiniz roomlar yerleşiyor. Burada baktığımızda aslında işte chatroom eklediğimde server'a room add isteğini gönderiyorum. Bunun dışında login olduğumda user sign'ın REST servisini çağırarak kullanıcı bilgilerini gönderiyorum. Burada socket connection'ını kuruyorum. Ve şurada da onEventReceived diye bir metodum var. Ana metodum var. Bu ana metodu aslında callback function olarak veriyorum. Ben server'dan WebSocket üzerinden bir event bilgisi aldığımda bunu burada dönüştürüp kendi içimde eventini fırlatıp diğer komponentleri trigger olmasını sağlıyorum. Event log panel var. Burada gördüğünüz gibi event log panel component did mount olduğunda DOM'a yerleştiğinde otomatik olarak kendisini gidip message sent, chat room created, message read, message denied, user signed in eventlerine register ediyor listener olarak. Ve buradan bir event oluştuğunda geldiğinde default olarak onEvent metodunu çağırıyor. Ve onEvent metodu çağrıldığında da gelen source'un içerisinden ilgili mesajı oluşturup şuradaki state içerisindeki logs'u güncelliyorum. O da zaten komponenti güncelliyor, re-render oluyor. Bunun dışında chatroom container. Chatroom container ne yapıyor? Bu da oluştuğunda aslında chatroom created ve message sent eventlerini dinliyor. Az önce dikkat ettiyseniz event log panelinde bütün eventleri dinlediği için ortak bir metot, dinleyici listener metot tanımlamıştır. Burada ise event'e özel metot tanımlıyorum. On chat room created, on message sent diye. Aslında yani Redux gibi global bir store'a gerek yok. Kendi state'i var. Chat room'ları bunun içerisinde. Ve on chat room created yeni bir chat room oluştuğunda bunu dinliyor. Tabii ki duplike chat room oluşmaması için kendi içerisinde bu oluşan chat room'un gelen chat room bilgisinin olup olmadığına bakıyor. Message sent olduğunda da yeni bir message geldiğinde de kendisine yine kendisine bakıyor. Böyle bir chat room var mı yok mu? Eğer yoksa yeni bir tane ekliyor. Chat room paneline bakalım. Chat room panelinde de message sent, message denied ve message read eventlerini dinliyor. İşte on message sent yani yeni bir mesaj geldiğinde bunu ilgili odaya ekliyor. Message okuması gerçekleştiğinde eğer ki gidip o ilgili mesajı read true olarak yapıyor. Bu karşı tarafın yani diğer kullanıcının okuduğu anlamına geliyor. O gri balıtı yeşile çeviren kısım burası. On message denied kısmında da your message contains stop word diye bir message basmasını sağlıyor. Sent message zaten bizim mesajı gönderdiğimiz kısım. Burada da message sent rest servisini çağırıyor. Focus chat room metodunda da işte bizim o chat paneline odaklandığımızda, input'una odaklandığımızda tetiklenen kısım bu da message read rest servisini çağırıyor. Şurada tabii ki bazı business kuralları var. Hani buradaki kurallar aslında kontroller listener metotlarının içerisinde olabilir. Burada anlatmadığım başka bir şey var mı? Kontakt panel. Burada da yeni bir kullanıcı giriş yaptığında onu ekliyorum. Burada mesela şöyle bir eksiklik var. Eğer ki sonradan siz login olduysanız daha önceden giriş yapan kişilerin profilini listeleyemiyorsunuz. Boş bir liste geliyor. Bir mesaj gönderdiklerinde de hani bir mesaj gönderildiğinde eğer ki o chat room yoksa chat paneli yoksa yeni oluşturuluyordu yani.
Burada o yok. Mesela onu yapabilmem için benim şuraya hemen şey eklemem gerekiyor. On user sign in veya on message sent message sent eventini dinlemem gerekiyor. Ve buraya da ilgili profili gidip kontak içerisine eklemem gerekiyor. Peki bu mesajlar nerede? Bu mesajları nerede tanımlıyorsun diye sorduğunuzda benim şurada bir index.js'im var. Tabii ki event driven design yaptığınızda önceden bu eventlerin ne olduğunu, işte ne tarz bilgiler içermesi gerektiğini, ondan sonra bunları önceden kurguluyor olmanız gerekiyor. Yani uygulama başladığında bunların initialize olması gerekiyor. Burada da aslında frontend tarafında bunu index.js üzerinden gerçekleştirdim. Eğer ki bu repo az önce göstermiş olduğum eventbus.js reposu üzerinde birlikte kod geliştirirsek bunu bir middleware haline dönüştürebiliriz. Burada diyorum ki işte message denied event'i on default'ta on message denied metodunu tetikler. İşte message sent, on message sent metodunu tetikler. Ama şurada gördüğünüz gibi event log panelle ben bunu ezebiliyorum with metotla. JavaScript tarafı bu şekilde. Aslında kodları biraz daha derli toplu yapıyor. Biraz daha bir hale getiriyor. İşte yukarıdan container'dan, container komponentten içeri sürekli bir metot inject etmek gibi bir zorunluluk kalmıyor. Tek kötü yanı şu, biraz kod takibinde biraz zorlaşıyor. Biraz search find yapmanız gerekiyor. Şimdi bunun Java tarafına bakalım, backend tarafına. Backend tarafında çok büyük bir logic yok. Burada da az önce dediğim gibi bir application initializer'a ihtiyacım var. Burada da Spring Boot'un işte event listener'ını kullanıyorum. Burada da benim repom'daki JEventBus modülünü entegre etti. Spring Boot'un da kendi bir event mekanizması var. Onu da kullanabilirsiniz. Oradaki listener sırasını da numara vererek belirtiyorsunuz. JEventBus modülünde ise dediğim gibi bir initializer üzerinde sizin eventlerinizi tanımlayıp bu eventlerin içerisinde eventleri hangi listener'ları dinleyeceğini belirtmeniz gerekiyor önceden. Mesela user sign in event'i fırladığında ben ilk baş bir UI Notifier komponentini tetikliyorum. Bu da WebSocket üzerinden diğer kullanıcıları tetikliyor. Online user'sa da ben şeyi ekliyorum. Yeni giriş yapmış olan kişiye ekliyorum. Yeni bir mesaj gönderimi yapıldığında stop word checker'ı çalıştırıyorum. Ve sonrasında UI Notifier'la işte eğer ki message sent stop word checker'dan başarılı bir şekilde geçmişse UI Notifier'ı çalıştırıyorum. Message denied, message read, chatroom created. Backend tarafındaki kurgusu da bu. Burada bunun dışında stop word checker'a bakalım. Özellikle event driven design'da yani şuradaki application initializer'a baktığımızda burayı bir pipeline olarak görebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi buradaki logic'leri alıp birbirine farklı şekilde entegre edebilirsiniz. Tıpkı Lego parçaları gibi. Çünkü hepsi aslında single responsibility'yi sağlayıp sadece bir logic'i çalıştırıp bunun dışında open close prensibini işte zaten bir event mekanizması üzerinden gerçekleştirdiğimiz için her türlü eventi kolay bir şekilde entegre edebiliyoruz veya listener'ı herhangi bir eventin pipeline'ına entegre edebiliyoruz. Bu tarz kolaylıkları var. Java tarafı da bu şekilde. Burada comment'lerim var. REST servisi ben bir comment olarak almışım. Genel Spring Boot Controller Service Repository mimarisinin biraz dışına çıkıp biraz daha böyle hexagonal architecture'a doğru kaydığımı söyleyebilirim burada. Öbür türlü biliyorsunuz controller'ların içi aşırı derecede büyüyor, şişiyor ve yönetilemez hale gelebiliyor. Aynı şekilde servislerinde. Burası böyle. WebSocket tarafına çok girmiyorum. Zaten hani burası konumuz dışında. Hani WebSocket tarafını isterseniz WebSocket üzerinden yapabilirsiniz veya long polling yapabilirsiniz. Ama karşılıklı olduğu için etkileşim WebSocket burada mantıklı görünüyor. Biz bunu Emlakjet'te kullanıyoruz. Bu yapıyı uyguluyoruz.
Aslında az önce göstermiş olduğum yapı biraz daha EmlakJet'teki yapıyla benzer durumda. Peki biz bunu EmlakJet'te nasıl uyguladık? Desktop web ve mobil weblerimiz var. Back office uygulamalarımız var. Ve mobil uygulamalarımız var. Bunlar tamamıyla event kaynakları. Aslında eventlerin fırlatıldığı kanallar diyebiliriz. Her bir uygulamadan farklı eventler fırlayabiliyor. Nedir? Ödeme ile ilgili. İşte ödeme yapıldı, ödeme iptal oldu veya ödeme gerçekleştirilemedi. İşte mesaj gönderildi, ilan oluşturuldu, ilan yayına alındı, ilan yayından çekildi gibi. Uygulamalar event fırlattığı zaman bir message broker client üzerinden bu eventleri RabbitMQ'ya gönderiyor. Daha sonrasında da RabbitMQ tek kuyruğumuz var, event kuyruğumuz var. Bu event kuyruğu üzerinden bütün eventler, işte sonunda event consumer uygulamamız çalışıyor. Bu event consumer uygulamasını istediğimiz kadar çoklayabiliyoruz. Sonuçta bir eventin tek bir consumer'a gittiğini zaten RabbitMQ default olarak garanti ediyor. Ta ki broadcast moduna sokmadığımız durumda. Eğer ki broadcast moduna sokarsak bütün consumer'lara gidecektir. Bu da duplike processing'e neden olacaktır. Daha sonrasında eventler, işte event consumer tarafından alındığında içeride bazı logikler var. İşte audit logger, feed logger, işte aggregator'larımız var. Bunun dışında bazı business logiklerimiz var. Ana müşterinin etkileşime geçtiği transaction içerisinde aslında olmaması gereken business logikleri biz event mekanizmasındaki consumer'da implementasyonunu gerçekleştiriyoruz. Eventleri fırlatırken dikkat ettiğimiz birkaç nokta var. Aslında bir eventin bir ismi vardır her zaman. Eventin fırladığı bir kanal var. Eventin fırlatılma nedeni var. Ve bu reason'a özel parametreleri de event source içerisine olabildiğince eklemeye çalışıyoruz. Hani bir fiyat değişikliği olduysa bunun önceki fiyatı neydi? Sonraki fiyat neydi? İşte ne kadarlık bir fark oluştu? Gibi şeyleri olabildiğince biz parametre içerisine eklemeye çalışıyoruz. Context var. Burası Domain Driven Design'deki Bounded Context'lerle aslında ilişkilendirebilirsiniz. Bu kullanıcıdır veya admin kullanıcısıdır veya dış kaynaklı bir entegrasyon uygulamasıdır veya kendi iç sisteminizdeki bir job'tır, worker'dır. Aslında bu bir aktör. Bunun mutlaka olması gerekiyor. Event'in fırlatıldığı zaman çok önemli. Ve event fırlatıldığın zaman neyi etkiledi? Ekstra biz bir de eventlerin, çünkü bir event başka bir eventi dinleyen bir listener kendi içerisinde başka bir event fırlatabiliyor. O yüzden Trace ID ve Span ID yaklaşımını uyguladık. Böylelikle de eventlerin çizgisini izleyebiliyoruz. İşte şu anda EmlakJet'te 72 tane eventimiz var. İşte Member Updated, Member Blocked, JetAt Recycled, JetAt Assigned. İşte member reset, password, işte listing, new batch, deleted gibi olabildiğince her türlü eventi fırlatmaya gayret gösteriyoruz. Aktör tiplerimiz işte member, employee, anonymous, işte bu login olmamış kullanıcılar web üzerinde. Worker'larımız sistem tarafı oluyor aslında. Event channel'larımız var. Desktop web, mobil web, işte bizim emlak ofislerinin kullandığı dashboard üzerinden fırlayan eventler. Real Estate Agent Dashboard, EmlakJet Admin, Sistem, ETL platformundan fırlayan eventler, mobil uygulamalardan fırlayan eventler. Event reason'larımız var. İşte membership expired, membership expired olduğu zaman bütün ilanlar pasife çekiliyor. İşte satış yenilemesi var. İlan tanımlama limitinin dolması gibi bir reason var. Bundan dolayı da yani yayına alınmak istenen ilanı biz unpublished olarak kaydediyoruz. İşte login olamama durumu, invalid credential, member blocked, duplicate record, listing copy gibi daha bir sürü event reason'larımız var. Event context'lerimiz az önce bunlar dediğim gibi bounded context olarak düşünebiliriz. Az önceki uygulamada gösterdiğim gibi initializer'ımız olduğunu söylemiştim. Event, EmlakJet tarafında da aslında initializer tarafında biz eventlerin hangi listener'lar tarafından, business logikleri tarafından işletileceğini, işlenileceğini burada belirtiyoruz bu şekilde. Mesela bir ilan yayına alındığında burada o ilan bilgisi içerisindeki fiyat durumu bir fiyat tablosu içerisine kaydediliyor.
Daha sonrasında fiyatın değişip değişmediğini kontrol eden bir lojik var. Price Change Detector. Eğer ki değiştiğini tespit ettiğinde bu sefer Listing Price Change eventini fırlatıyor. Listing Price Change eventi içerisinde de değişim farkının istediğimiz kriterlere uygun olup olmadığını, kullanıcının hata yapıp yapmadığını tespit ediyoruz. Eğer ki her şeyden düzgün bir şekilde geçmişse tekrardan biz Price History'yi güncelliyoruz. Burada da işte desktop web tarafında gözüküp gözükmeyeceğine karar veriyoruz. Ve ekstra işte web tarafında fiyat historisini gösteriyoruz. Bunun için tekrardan Elasticsearch tarafında indekslenmesi gerekiyor. Veya Redis Cache kullanıyoruz. Redis Cache tarafında bunun tekrardan yenilenmesi gerekiyor. Ekstra bu yapının bize getirmiş olduğu bir diğer fayda da şu. Eventleri biz burada listeleyebiliyoruz back office uygulamamız üzerinden. Bu da çağrı merkezleri üzerinden müşterilere gerekli desteğin verilmesinin konusunda yardımcı oluyor. Bu gibi faydaları var. Az önce göstermiş olduğum o event reason, event context gibi bilgilerin bu tarafta faydası bulunmakta. Şu anda Emlakjet'te ne yapıyoruz? Outbox pattern'ını uyguluyoruz. Dead letter queue pattern'ını yakın bir zamanda uyguladık. Retry mekanizması var. Eğer ki J event bus içerisine girerseniz orada header içerisinde hangi listener'larda failed olduğunu ve hangi listener'larda event akışının durduğunu log tutabiliyoruz. Bunun üzerinden de retry edildiğinde ilgili listener'ların tekrardan çalışmasını engellemiş oluyoruz. Peki, yani benim aslında tüm bu yapıya başladığım bir nokta var. Orası da links. Belki bileniniz vardır. 2014 sonunda kapanan bir firma. Content içerisinde kelimeleri tespit edip parlatıp reklam gösterimi yapıyorduk mouseover'la. Çalışması ve kodlaması çok zevkli bir domain olduğunu söyleyebilirim. Aslında bütün bu event mekanizması ve event mimarisine ben links üzerinden geçiş yaptım. Bunun da asıl sebebi biraz daha kod göstereceğim. Şurada hemen açalım. Links aslında %60'lık kısmı JavaScript üzerinde gerçekleşen ve yayıncıların sitelerinde JavaScript entegrasyonuyla çalışan bir reklam modeliydi. O yüzden aslında çok kritik bir işlem gerçekleştiriyorduk burada. Çünkü bazen yayıncıların sitelerinde performans kaybının neden olabiliyorduk. Ve ekstra şöyle de bir şey de olabiliyor. Mesela kampanya özelinde çok farklı davranışlar sergilenmesi isteniyordu. Benim links'e başladığım zamanki JavaScript kodu refaktör etmem sonrasında baktım ki aslında ben bir event driven design uygulamışım. Ve sonrasında bunun getirmiş olduğu esnekliği ve faydasını gördükten sonra aslında benim kariyerime, yazılım geliştirme sanatıma eklemiş olduğum bir yaklaşım. Command first yaklaşımdan event first yaklaşıma doğru bir mindset değişikliği oluyor. Refaktör ettiğim kod burada bulabilir miyim? Şurada links core.js diye bir dosya var. Bu links core.js içerisindeydi aslında. Yani şurada şu net folder içerisindeki bütün kodlar şu return öncesinde bulunan bir metot içerisindeydi. Bu da kampanya özel değişiklikleri uygulamamda çok zorluk yaşatıyor, çok sıkıntı yaratıyordu. Nedir? Bir sürü değişken yaratıyordum. O değişkenlere göre, bu yılın değişkenlere göre birçok if cümlesini ona ekleyip çıkartıyordum. Bu şekilde yönetilemez deyip bir refactoring işine girdim. Bu refactoring işi sonucunda da oluşan kısım aslında şu klasörlerin içerisindeki JavaScript dosyaları. Peki burada event nerede? Şurada. Hemen gösterelim. Bunların neredeyse 2010'un sonlarına doğru yazdığım kodlar bunlar. Ve bunların içerisine baktığımızda aslında hep küçük küçük kodlar göreceksinizdir. Mesela ne görebiliriz? Links highlightable keyword. İşte bir collection gibi düşünebilirsiniz. On highlightable keyword found metodunun eventini dinliyor ve dış birimlerle etkileşime geçebilecek metotları sunuyor. Başka neler var burada gidebileceğimiz? Links process stopper, links in text displayer.
Evet, yani kelimeyi tespit ettik. Bu bir in-text, birkaç reklam modelimiz vardı. Aşağıda gözüken links var. Text içerisinde gözüken in-text, banner ve videolar içerisinde gözüken, resimler içerisinde gözüken reklamlarımız vardı. Burada da işte on mouse over keyword, on mouse out keyword, on click keyword eventlerini dinleyip highlighted keyword displayer'ı çağırıyor, tetikliyor. Böylelikle aslında benim o çok yoğun eski legacy kodu çok ufak yönetilebilir parçalara bölerek şuradaki nerede event buraya ekleme çıkarma yaparak bu esnekliği kullanabiliyordum. Bir kampanya özel bir kural gerektiğinde de o kampanyaya özel lojiyi yazıp buraya ekleyebiliyordum. Mesela bulabilir miyim burada? Projects Links Dido var mesela. Milka Bonibon. Mesela bu burada Milka Bonibon kampanyası için nasıl gösterilmesi gerektiğine dair komple benim tüm o reklam gösterme ve kelime parlatma lojiğim aslında komple değiştirmişim ben. O kampanyaya özel. İstediğim gibi girip çıkarabiliyordum ve kelimenin parlatılmasını veya reklamın gösterilmesini durdurabiliyordum. İstediğim aksiyonları gerçekleştirebiliyorum bu yapı üzerinden. Event Driven Design'ın getirmiş olduğu bana kolaylık bu. Ben bunu sonrasında da Ad Server tarafında implement ettim. Tekrardan sunuma dönersek. Evet. Şimdi aslında incelediğimiz kodda slaytlarda göstereceğim birçok konuya aslında değinmiş olduk. Bir event nedir? İşte çevresel etkenlerin uygun koşulları sağlaması sonucu oluşan sürecin oluşturduğu durum değişikliğidir. İşte buz var. Güneş olduğundan dolayı erime işlemi gerçekleşiyor ve en sonunda da buz eridi. Eventini fırlatıyorsun. Siz isterseniz buraya buzun kütlesi neydi, hacmi neydi, eridikten sonra ne oldu, ne kadarı buharlaştı gibi tüm bilgiyi bu eventin event source bilgisine ekleyebilirsiniz. Çünkü bu event bu bilgilerle birlikte anlamlı. İşte her eventin bir karakteristiği var. İşte nedir? Tekil bir adı olmalı, geçmiş zaman kipi ile tanımlanmalı, gerçekleşme zaman bilgisi olmalı, nerede gerçekleştiği bilgisi olmalı, sürecin kim ve ne tarafından işletildiği bilgisi olmalı, neden fırlatıldığı bilgisi olmalı, süreç bilgisini taşıyan payload bilgisi olmalı. Her türlü bilgiyi bu payload bilgisi içerisine girebilirsiniz. Hacmi, kütlesi, işte erimeye başladığındaki sıcaklık, bittiğindeki sıcaklık, işte 10 dakikada erimiş gibi bilgileri yazabilirsiniz. Mesela bu etkinlikle ilgili event fırlatmak istediğimde işte bir meetup var, katılımcılar var, nötr şu anda katılımcılar ve etkinlik bittiğinde işte ne kadarı mutlu ne kadarı mutsuz payload tarafına istediğiniz her bilgiyi ekleyebilirsiniz. Çünkü bunu mutlaka birisi kullanacaktır. İşte data warehouse kısmında ETL jobları kullanacaktır veya big data tarafında bunu kullanacaktır. Mesela bir kod geliştirildiğinde kod review kısmında hemen ilk aklıma gelen şey şu oluyor. Burada bir event fırlatmalı mıyız? Bu event sonucunda hangi business logikler işletilmeli? Audit log'da olmalı mı? Feed log'unda mı olmalı? İşte olası faydalar neler? Şunlar. Özellikle bir legacy kodunuz varsa ve siz burayı hiçbir şekilde kod değişikliği yapamıyorsanız, testiniz yok, kodlar çok kötü yazılmış, diyelim ki JSP ile yazdınız, o tarafta kodlar var, business kodları, database kodları var. Yani kodu değiştiremiyorsunuz. O noktada araya eventler koyarak bunu dışarıdan extend edebilirsiniz. Ben bunu gerçekleştirdim. Ve gayet şık bir ürün gerçekleştirdik. Yani yazan arkadaş çok sağlam bir şekilde yazmış. Ama esnek bir kod yapısı yoktu. Ve müşteri de bunun üzerine bir yeni özellikler inşa etmemizi bekliyordu. Yapacağımız tek şey bir event fırlatıp istediğimiz noktalarda kendi istediğimiz mimaride bir kod yapısını entegre etmek oldu.
Ve başarılı bir şekilde bu projeyi tamamlamış olduk. Mikroservis mimariniz varsa mikroservis arasındaki mesajlaşmada event driven design'ı kullanabilirsiniz. Eğer ki monolitik bir uygulamanız varsa yine event driven design yapısı üzerinde tek bir JVM içerisinde kodlarınızı bounded context'lere bölüp package'lara bölüp package'lar içerisinden bunu yönetebilirsiniz veya modüller içerisinden bunu yönetebilirsiniz. Yani package'ların arasındaki mesajlaşma veya modüllerin arasındaki mesajlaşma olarak düşünebilirsiniz. Audit log tutabiliyorsunuz. Zaten faydalarını göstermiştim. Tüm kullanıcı bilgilerini tutabilirsiniz. İşte ETL üzerinden ve Hadoop üzerinde tutabilirsiniz. NoSQL üzerinde tutabilirsiniz. Big Data platformu üzerine bu bilgileri aktarabilirsiniz. Data streaming yapıp kullanıcı personalization işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta herhangi bir mahkeme gibi bir durum söz konusu olduğunda bu audit logları işinize gayet yarıyor. CQRS gerçekleştirebilirsiniz. Kolay bir şekilde nedir? Eğer ki CQRS yapıyorsanız source'lar arasındaki veri güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biz de EmlakJet'te Elasticsearch Redis'le PostgreSQL arasındaki senkronizasyonunu Event Driven Design üzerinden gerçekleştiriyoruz. Event Sourcing gerçekleştirebilirsiniz. Artık Event Driven Design bir yapınız olduğu için Event Sourcing'e geçişiniz kolay olacaktır. Event Sourcing pattern'ı biraz daha Event Driven Design'dan biraz daha aslında concern'leri daha spesifik bir concern'e cevap veren bir pattern. İşte nedir? Artık veri tabanındaki bütün veri işlem, güncelleme operasyonları, state değişiklikleri, her şey event olarak tutuyorsunuz ve sizin için asıl olan şey eventler. Event logo oluyor ve bunları istediğiniz gibi replay edip şu anki işte bir sene öncesinden şu zamana gelebilirsiniz eventleri replay ederek. Solid prensibini çok rahat bir şekilde uygulamış oluyorsunuz zaten. Artık metotlarınız ve klaslarınız sadece bir işi yapar hale geliyor. Reaktif programming'e hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Çünkü zaten siz business logic'leri küçük küçük parçalara bölmüş oldunuz. Artık bunları logo parçası gibi eklemek kalıyor. İster event driven design'e ekleyin, isterseniz reaktif programming'e ekleyin. Az kalsın unutuyorduk. Tabii ki event driven design dediğimiz zaman artık bizim RDBMS'lerindeki asit yaklaşımını komple çöpe atıyorsunuz. Artık Bayes yaklaşımını kullanıyorsunuz. Tabii hayatımıza bir de CAP teoremi giriyor. Availability, consistency ve partition tolerance'ın. Eğer ki bir sistem yapıyorsanız maksimum bu iki tanesini sağlayabiliyor sistemler. O yüzden RDBMS'ler availability ve consistency tarafında. İşte MongoDB, Redis gibi kısımlar consistency ve partition toleransı sağlıyor. React, CouchDB ve Cassandra da availability ve partition toleransı sağlıyor. Consistency biraz daha arka planda. Belki de hiç yapmıyor da olabilir. Bu sunumu paylaşacağım sizinle. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Sorulara bakıyorum. Bir sorumuz var. Hocam EmlakJet dizaynı baştan itibaren mi EDD'de yaptınız yoksa sonradan mı değiştirdiniz? Şöyle söyleyeyim. 2 yıl önce biz EmlakJet'e başladığımızda bir dönüşüm kararı alınmıştı aslında. Bu dönüşüm kararı işte legacy altyapıdan işte backend tarafında Spring Boot, işte frontend tarafında React.js olacak şekildeydi. Aslında bu dönüşüm içerisinde ben bu yaklaşımı uygulamaya başladım. Ve sonrasında da yaklaşık 2 tane eventten 72 tane evente geldik. Şu anda da bunun faydalarını görüyoruz. Bunun üzerine de Data Warehouse altyapımız var. Onun üzerinden de gerekli raporlamalar ve kullanıcı davranışları, analizleri gerçekleştirilebiliyor. Dead Letter Queue yönetimimiz şu şekilde. Aslında bizim RabbitMQ içerisinde exchange'lerimiz var. Bir event failed olduğunda bunu hemen tekrardan çalıştıran, tekrardan failed olduğunda işte bir 10 dakika sonra çalıştıran, tekrardan failed olduğunda işte bir saat sonra çalıştıran bir exchange yapımız var, adımlarımız var. En sonunda da artık çalıştırılmıyorsa, failed oluyorsa onu failed kuyruğuna koyuyoruz. Bu failed kuyruğunu da dinleyen bir tane RabbitMQ consumer var. Bunu veri tabanına yazıyor.
bizim back office uygulaması üzerinden o eventi tekrardan çalıştırmasını sağlıyoruz. Tabii ki event driven design yaptığınız zaman bir event failed olduğunda eğer ki üzerinden günler geçmişse artık o eventin hiçbir anlamı yok tekrar çalıştırmanızda. Belki birçok şeyi bozmanız anlamına geliyor. Bu noktada hemen aksiyona geçmeniz gerekiyor. Burada da monitoring tool'larınız ve alert mekanizmalarınız çok önemli.